Tamam. Allah salihler topluluğuna zulmetmez. Bir toplum nasıl yönetilmeye layıkse öyle yönetilir. Bir toplum nasıl yönetilmeye layıksa öyle yönetilir. Allah salihler topluluğuna da zulmetmez. Biz dinden koptukça bize zulüm gelecek, ekonomik kriz gelecek, terör gelecek. Neden? Neden? Çünkü Allah'a yönelmiyoruz ya. Allah'tan uzakız. Ya yağmur diyoruz, tamam da. Teröristleri besleyenler siyasetçiler. Kim besliyor? Biz PKK'yı besleyen siyasetçiler. 100 senedir. Hepsi 100 senedir doğrulmuyoruz. 100 senedir doğrulmuyoruz. Eşkıyaları var. 100 senedir doğrulmuyoruz. Yani AK Parti'den sonra da düzelmeyecek bu konu. Yani 150 sene sonra da düzelmeyecek. Sadece bu konunun AK Parti'nin hiçbir alakası yok. Var. AK Parti'den önce de böyleydi. Değişen hiçbir şey yok. 20 seneki önceye gidelim. Bu sistemden bu göke önceye bakalım. Elhamdülillah Müslümanım. Evet. Ben bu sistemden hiçbir şekilde medet sen umuyorum. Anlatıyorsun ama şeyini anlatmıyorsun sen. Neden olduğunu anlatmıyorsun sen. Buyur. Sen anlatın. Sen konuşurlar. Ben konuşmadım. Buyur. Bak anlattın güzel anlattın. Hüküm ve ama, hikmet Allah'ındır. Tamam. Bu ama kadar. Sen, anlayamıyorum. Biz neden olduk bu hale düştük? Kur'an'dan koptuk. He? Kur'an'dan koptuk. Allah'ın hükümlerinden koptuk. He koptuk. Bak ona katıldım. Bu kadar basit. Doğrudur. Koptuk vazgeçtik. Derelere kaçıyorlardı ki jandarma gelince şey diyecek, Kur'an okutmayacak diye. Bunları diye konuşmuyoruz. 100 senedir var bu konu diyorum. 100 senedir Türkiye'nin belli doğrulmuyor. Elhamdülillah bugün Kur'an okuyana okuma diye yok. 100 senedir ya. Bak Kur'an okuyamıyoruz. Okutmuyordular değil mi? Nereden kaynaklanıyor şimdi bunlar? Gele bu hale geldik biz. Çünkü yasaktı. Cumhuriyet kurulduğu vakıdan dayasın kimse oraya gelmiyor. Orada kalıyorsun. Bize bir şey kalmıyor. Niye anlayamıyorsun? Şey bunu söylemiyoruz biz. Diyorum işte asgari ücret. Asgari ücret. Evli bir kaç hocam var. Başa döneceksin. Yılanın başını ezersen, kuyruğuna basarsan ısırır seni. Hepsi boşu var. Boşuna söylüyorsun. Bu memlekette hiçbir zaman Kur'an okumaya gidene engel olmadı. Kimse engel olmadı ya. Namaz kılmaya gidene de engel olmadı. Abi, oy almak için ortaya yerin namusunu koydun. Hayır, bunu diyorum. Dayı. Kim desteklemiyorum. Çalanı desteklemiyorum. Konuşması. Çok şeyler oldu. Şu anda öyle bir şey yok. Bak ben 5 vakit namaz kılıyorum. 5 vakit namaz kılıyorum. Hiç hocaya gitmemişim. Ama ben o ilkokulda okuduğum surelerle namaz kılıyorum. Hiç hocaya gitmemişim. Ama okumuşum. Okumuşum. Tamam bak okumuşum. Kendim okumuşum. Televizyonlar izlersen görürsün. Konuşmada ilkokuldan sınıftan kovuyordular ya. Bunları unuttun mu? Ben bunu hiç görmedim. Hiçbir yerde duymadım. Hiç duymadım. Onu zaten okumasını beceremeyen insanları kendiliğinden okuldan çekilir ya. Konuşma şeyinden ya. Niye sen Türkçe konuşmuyorsun ya, diye. Hiçbir zaman camiye gidene, Kur'an kursuna gidene engel olan bu memlekette bir şey olmadı. Şimdi herkes gidiyor. Her yerde Kur'an kursları, her yerde imam hatipler. Bu memleketin yozlaşmasına sebep ne?